Herkese merhabalar. Bugün daha önce almış olduğum elektrik sayacının yapmış olduğum bağlantılarını gösterme adına bir video çekiyorum. Bu sayacı niye almıştım? Bu sayaçla özellikle evimde kullanmış olduğum elektrikle çalışan cihazların tüketmiş olduğu elektriği ölçme amacıyla aldım. Ve şöyle bir düzenek kurdum. Bu düzenekle ilgili bilgi vermek istiyorum şimdi. Öncelikle elektrik sayacımız. Bu elektrik sayacına enerji sağlayacak olan fişimiz, gerekli bağlantısı, faz için mavi kablo, faz girişimiz, kahverengi kablo, faz çıkışımız ve anahtara gitmekte. Aynı zamanda fişten gelen kahverengi kablo nötr girişimiz sayacımıza ve nötr girişinin oradan çıkan mavi kablo prize giren nötr hattımız. Aynı zamanda fişten gelen çift renk sarı yeşil olan kablomuz topraklama hattı ve prize girmekte. Aynı zamanda anahtara giren faz hattı mavi kabloyla çıkarak prize girmekte. Bu şekilde şu fişten almış olduğumuz elektriği sayaç üzerinden geçirerek bir anahtar kontrolüyle şuraya prize iletmiş olduk. Artık bu prize bağlayacağımız bir cihaz elektriğini sayaç üzerinden alarak çalışacaktır. Buradaki elektriği kontrol etmek amacıyla bu anahtarı kullandık. Düzeneğimiz, devre düzeneğimiz kısaca bu şekilde. Şu fişle mesela evimizde bulunan çamaşır makinesinin olduğu yere fişi takacağız prize. Daha sonra çamaşır makinesinin fişini buradaki prize takacağız. Anahtarla enerjiyi açtıktan sonra artık saatlik veya bir oradaki programın çalışması sürecince harcadığı elektriği burada göreceğiz. Sayacımızı henüz kullanmadık. Bakınız, şu an tüketim sıfır değerinde. Bu ilk video çekim açısından bir adet deney yapacağız bugün. Bu deneyde şöyle eski tip kullanmış olduklarımız, artık günümüzde kullanmadığımız akkor filamanlı dediğimiz özellikle yaygın olarak Edison lamba olarak bilinen hiç de verimli olmayan bu lambanın tüketimine bakacağız. Bir saat boyunca çalıştıracağız bunu ve bir saatin sonunda buradaki tüketimi okuyacağız. İlk deneyimiz bununla ilgili olacak. Sayacımız ilk bununla çalışacak. Bunu da bu priz üzerinde denemek için şöyle bir aparat aldım. Bu duyu şöyle fiş şeklinde yapılmış. Gayet pratik, kullanışlı bir malzeme. Onu buraya takacağız. Bu şekilde. Ve lambamızı da getirerek buraya bu şekilde yerleştireceğiz. Evet, şu an anahtarımız kapalı. Şimdi bunu takacağımız prizin oraya geçiriyorum. Müsaadenizle videoyu durduruyorum. Oraya geçtiğimizde tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi prizimize fişimizi burada takacağız. Burada dikkat etmemiz gereken fişte fazın gittiği hattı işaretlemek gerekiyor.
Aynı zamanda prizde de fazı bulmak gerekiyor. Bunun için basitçe şu kontrol kremini kullanabilirsiniz. Bakın baktığımızda şu ışığın yanında kısım faz oluyor bizim için. Işığın yanmadığı kısım nötr oluyor. İşte buradaki ışığın yandığı kısma biz fişimizdeki bağlantıyı yaparken şurada mavi girişin olduğu kabloyu burada hangisi olduğunu buluyoruz. Üzerine yine işaretlememizi yapıyoruz. Bunu ölçü aletinin kısa devre konumunda yapabilirsiniz. Evet, şimdi sayacımızı şöyle fişe takabiliriz. Artık fazına dikkat ederek. Biraz zor oluyor şu anda. Evet. Tak tak. Bakın. Sayacımız açıldı şu anda. Sayacımız çalıştı. Çok güzel. Şimdi anahtarımız kapalı. Lambamızı takalım. Şöyle. Bu şekilde. Taktık. Evet. Şimdi aynı zamanda şöyle bakalım. Bakın tüketimimiz şu anda 0. T1, T2, 0, T3, 0, T4, 0. Hepsi 0 yani. İlk kez çalıştıracağız şu anda sayacımızı. Lambamızı açalım anahtardan. Evet. Lambamız çalıştı gayet sağlıklı bir şekilde. Bakın şöyle. Sayacımız da çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi bunu videoyu burada durduracağım. Sayacın tüketmiş olduğu elektrik miktarını 1 saatte sayaçta okuyacağız sonunda. Bu şekilde ölçümümüzü gerçekleştireceğiz. Evet, sayacımız da şöyle uyarı ledi de tüketime göre aralıklı olarak yanıp sönmekte. Evet, şimdi ben burada videoyu sonlandırıyorum. En son saatlik tüketimi resim olarak yine videoya eklerim. Açıklama kısmına da eklemiş olurum. Evet, bu şekilde evlerimizde kullandığımız elektrikli cihazların tüketimlerine bakacağız. Bakın 0,001 oldu. Şu an 2 oldu. Yani 0,002 kilowatt olarak tüketim devam ediyor. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda buluşmak dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bu şekilde destek sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.